Merhaba, benim güzel çocuklarım. Sizleri çok özledim. Ama sizlerle biz bir video çekerek sizler bizi televizyondan, tabletten veya bilgisayarınızdan izleyerek bizlerle buluşuyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Öğretmenleriniz ve ben çok mutlu oluyoruz biz bu durumda. Şimdi size bir hikaye okuyacağım. Bu hikayemizin adı Korona. Çocuklara yönelik afacan bir hikaye. Şimdi başlıyoruz. Merhaba. Etrafta bir farklılık var değil mi? Okullar tatil oldu. Herkes daha değişik davranıyor. Neden böyle olduğunu merak ediyor musun? Galiba bunlar benim yüzümden. Ben korona. Öksürüklü ve ateşli bir hastalığa sebep olan bir virüsüm. Diğer virüslerden en önemli farkım çok hızlı hareket edebiliyorum. Bütün dünyayı da gezebiliyorum bu arada. Ellerden ellere, asansör düğmelerinden ellere, kapılardan ellere gezmeyi çok seviyorum. Ben insanların ellerindeyken bazı insanlar fark etmeden ellerini ağızlarına, gözlerine, burunlarına sürdüklerinde diyorlar. Sonra öksürükleri başlıyor, ateşleri çıkıveriyor. Sana bir sır vereyim mi? Aslında sağlığına dikkat edenler bu durumu çok kolay atlatabiliyor. Çok hızlı hareket ettiğini bildiğimi söylemiş miydim? Bir kaplumbağa gibi mi? Yok, bu örnek biraz yanlış oldu. Bir tavşan gibi mi? Hayır, daha hızlı. Neydi o hızlı koşan hayvanın adı? Sen biliyor musun? Bravo, çita. Harikasın, bildin. Belki onun kadar, belki birazcık benziyoruz. Peki, işte böyle. Hızlı hareket edebildiğinden, hasta olmamak için, insanlar daha dikkatli olsunlar diye okullar tatil, herkes evinde ve haberlerde ben varım. Benim ayağımı nasıl kaydıracağını biliyor musun? Kaykayla mı? Hayır, kaykayla değil. Peki, muz kabuğuyla mı? Hayır, bence o da değil. Sadece ve sadece sabunla. Ellerini 20'ye kadar sayarak yıkadığında sabun köpükleriyle bom diye patlar ve yok olurum. Sayı saymayı biliyorsun değil mi? Ama şöyle değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Ya da en sevdiğim şarkıyı da söyleyebilirsin. Benim en sevdiğim şarkı neydi? Double demiş ki gezmeye gidelim. Zumba demiş ki bende gibi bir şarkı olabilir. Okulu ve arkadaşlarını özlediğini, evde bazen sıkıldığını biliyorum. Ve evde kaldığın zaman için sana çok güzel bir plan yapalım mı? Ekran saati, mutlu hayal kurma saati, serbest oyun saati, ailene yardım saati, Lego saati, yapboz saati, resim yapma saati, spor saati, kitap okuma saati, koridorda koşturmaca saati. Neler yapılacak, ne çok şey varmış. Kim bilir daha neler gelir senin aklına. Sen günlerini böyle dolu dolu geçirince zaman daha çabuk geçecek. Sonra tekrar okuluna gitmeye, dışarı çıkmaya, parklarda oynamaya devam edeceksin. Zor zamanlar geçirdiğimizde iyi hissetmek için kendimizi en güvenli ve en mutlu hissedeceğimiz bir yerde hayal edebiliriz. Çok mutlu olduğun bir an hayal etmek ister misin? Şimdi arkana yaslan ve gözlerini kapat. Etrafta neler var? Ne hissediyorsun? Bedeninde neler oluyor? Nasıl sesler duyuyorsun? Nasıl koku alıyorsun? Hangi kokuyu alıyorsun? Bu hayali sevdin mi? Adını güvenli alan koyalım mı? Ne zaman kendini kötü hissedersen, kendini güvende hissedersen bu alanda hayal edebilirsin. Benimle tanıştırmak sana nasıl hissettirdi? Üzgün mü? Mutlu mu? Heyecanlı mı? Kızgın mı? Şaşkın mı? Biliyorum. Çocuklar birçok şeyi hissederler. Bu sebeple neler olduğunu sana anlatmak istedim. Ailenle birlikte çok güvendesin.
sormak istedikleri soruları onlara sorabilirsin. Mutlu gözlük oyununu biliyor musun? O gözlüğü takıp olayların iyi yönü fark edebiliriz. Aslında korona, yani ben, bazı iyi şeyleri de sağladığımı fark ettin mi? Ailemize daha çok vakit geçiriyoruz. Sağlığımıza ve sevdiğimize daha çok dikkat ediyoruz. Hayatımızda güzel şeyleri fark edebiliyoruz. Sen mutlu gözlük oyununda benimle ilgili olumlu neler fark ettin? Bence şimdi sana bir ipucu. Resmimi sen de istediğin şekilde çizebilirsin. Gözüme gözlükler, saçıma tokalar, yamuk yumuk dişler, boynuma papyon ekleyebilir, komik olabilirim. Seninle tanışmak güzeldi. Temizliğine dikkat etmeyi, düzenli uyku uyumayı ve sağlıklı yiyecekler yemeyi unutma. Canım öğrencilerim, evet, bu koronanın hikayesini ben sizlere anlattım. Tıpkı bunun gibi, sağlıklı besleniyoruz, güzelce kendimize bakıyoruz ve öğretmenlerimizi bol bol dinliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman.